Merhaba, ben Cem Bölükbaşı, 24 yaşındayım. Formula 2 pilotuyum. Aynı zamanda hani korkacak bir şey yok. Ehliyetim de var. Hani trafikte de araba sürebiliyorum. Aslında ilgim çok küçük yaşta başladı. 5 yaşındayken başladı. Babamın arkadaşları beni motokrosa yönlendirdi. Motokrostan sonra 4 tekere geçiş, karting, devamında e-spor, e-sporun tekrar gerçek otomobillere ve sonrasında Formula'ya geçtim. Aslında çok küçük yaşta başladım. O zamanlar hani böyle inanılmaz bir araba ilgim yok. Vardı diyemem ama hep anaokuluna giderken ceplerime minik arabalar doldurarak gidiyordum. O yüzden hep bir araba merakım vardı aslında. Yani o küçük yaşlardan bahçede hep bir arabaları seviyordum yani her zaman. Ya şöyle, aslında babamla en başından beri bir anlaşmamız var. Diyordu ki hani e-spor zamanında da yarıştığımız zamanlarda da hani eğer dersini etkilemediği sürece devam edebilirsin diyordu. Bu anlaşma çerçevesinde ben de hani dersleri notlarımı hiç düşürmeden elimden gelen ikisini birden yapmaya çalıştım. Aslında bu işin en zor kısımlarından bir tanesi tabii ki hani öbür sporların aksine yetenekten bir yana, bir yandan da dediğim gibi sponsor bütçeniz çok önemli. Ne kadar yetenekli olursanız olun, eğer yeterli sponsor bütçeniz yoksa bu koltuklara sahip olamıyorsunuz. O yüzden aslında kendi elinizden geleni yapıyorsunuz ama bir yandan da yüksek bütçeye sponsor desteğini bulmanız gerekiyor. Ya dediğim gibi sponsorun çok önemli olduğu bir spordayım ve sosyal medyada bu spor için tabii ki daha da önemli hale geliyor. Çünkü zaten baktığınızda siz sponsorları hem başarınızla hem de sosyal medyadaki varlığınızla alıyorsunuz. Şu an en baştan beri beni destekleyen çok büyük firmalar var. Onların sayesinde buraya kadar geldik. Ama sosyal medya hayatımın her zaman büyük bir parçası oldu. Çünkü eğer sosyal medya olmasaydı sponsorlukları bulamazdım. O yüzden farklı mecralarda da sporumun yanı sıra işte TikTok'ta soru cevaplar olsun, dalga geçtiğimiz aynı zamanda. Artık tabii bayağı bir şey çıktı onları ama çok eğlenceli oldu TikTok içinde. Onun dışında işte başka sosyal medya olsun, hepsine bir yandan da içerik çekmeye çalışıyorum. Valla e-spor aslında 2017'den beri yani çok vakit harcadığım bir şey tabii ki. 2017'de işte dünya beşinciliğiyle başlayan, günde yaklaşık 10-12 saat antrenman yaptığımız bir dönemde. Tabii şimdi gerçek yarışta aslında seviye yükseldikçe, şimdi bu sene Formula 2'ye geçtiğimden dolayı çok da vaktim kalmadı e-spora. O yüzden şu an e-sporu şampiyonadan çok gerçek yarışa antrenman odaklı kullanıyorum. Yani çok klişe olacak ama bu asla pes etmeyin. İşte bilinmeyen bir kitabı gibi bir şey yok. Hani şöyle yaparsanız kesin başarıya ulaşıyorsunuz gibi. Ya pes etmemek çok önemli. Çünkü hayatınızda yani gerçekten çok fazla kapı açılıp kapanıyor. Ve tabii ki düştüğünüz zamanlar oluyor. Daha iyi pozitif zamanlar da oluyor. Ama pes etmeden devam etmeniz gerekiyor. Ya yarış sırasında aslında şöyle oluyor. Hani bütün bu yarış olurken bir de bir yandan stratejiyle alakalı bir şeyler düşünmemiz gerektiği için hani 300-310'la giderken bir yandan da takımla konuşuyorsunuz ve onların size işte A stratejisinden B stratejisine geçelim mi? Çünkü bir de bu yarışa çıkmadan önce düşünüyorsunuz. A, B, C, belki D stratejileri oluyor. Yarışın gidişatına göre bunların hepsini aslında ezberinize tutuyorsunuz ve kafanızdan hesaplamanız gerekiyor mühendisinizle birlikte. Hangisine dönmemiz lazım? A'ya mı gidelim, B'ye mi gidelim diye. O yüzden bir yandan bunları düşünmek tabii ki hani sadece araba sürmeye konsantre olduğumuz bir spor, yani araba yarışı tabii ki. Ama hani araba sürerken çok fazla şey yapıyoruz. O bayağı zor. Yani bir yarıştan çok genel olarak şanslı olduğuma inanıyorum ama kendi şansını da kendin yaratıyorsun biraz da. Hani doğru yerde doğru zamanda bulunman gerekiyor. O yüzden kesin en şanslı olduğum an budur diyemiyorum ama baktığımda hayatıma bence gayet şanslıydım aynı zamanda. Doğru yerde ve doğru zamanda bulundum. Tabii bazen de yanlış yerde yanlış zamanda bulundum. Ama genel tabloya bakınca beklediğimden çok daha iyi gidiyor tabii ki. Ya işte bildiğiniz üzere talihsiz bir kaza olmuştu ikinci yarışta. Kaburgam kırılmıştı. Şimdi o iyileşti. O yüzden antrenmanlara geri başladım. Mayıs'ta da işte 19 Mayıs'ta, 20 Mayıs'ta ve 27 Mayıs'ta Barcelona devamından Monaco yarışları olacak. İki yarış içinde çok heyecanlıyım tabii. Sezon daha devam ediyor. Daha 10, belki 11 yarış var. O yüzden heyecanlıyım.